1963 yılında genç bir bilim insanı 8 milyar ışık yılı uzaklıktan dünyamıza gelen garip radyo sinyalleri tespit etti. Bu sinyaller öyle farklıydı ki hem yoğunluk hem de dalga yayınımı aşırı değişkenlik gösteriyordu. 31 yaşındaki genç o zamanlar dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama yaptı ve bu tuhaf gök cisminden yayılan sinyallerin dünya dışı varlıklar tarafından şifreli mesajlar göndermeye yönelik kasıtlı bir girişim olabileceğini öne sürdü. Bu kişi Sovyet astrofizikçi Nikolay Kardaşev'di. 2 yıl sonra CTA 102 adlı bu radyo kaynağının daha sonra kuasarın birçok çeşidinden birisi aktif galaktik çekirdek olduğu anlaşılınca dünya dışı varlıklar fikri bir kenara bırakıldı. Yine de Kardaşev bu teoriyi ve yaratıcı fikirlerini 1964 yılında Dünya Dışı Medeniyetler tarafından Bilgi Aktarımı adlı makalesinde paylaştı ve kendisini birden astronomi camiasının üst sıralarında buluverdi. Kardaşev'in asıl amacı SETI yani Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması araştırmacılarının ne tür radyo frekanslarını ve hangi enerjilerde aramaları gerektiğini önermekti. Bizim dışımızda akıllı yaşamlar varsa bu uygarlıkların kültürleri, siyasetleri ve tarihleri farklı olabilir ancak hepsinin ortak bir noktası vardı. O da enerjiye gereksinim duymaları. Bu düşünceden yola çıkan Kardaşev, Gökada'daki olası uygarlıkların enerji tüketimlerine göre hesaplanması ve sıralanması için hazırlanmış oldukça basit bir sistem sundu. Bir medeniyetin gelişiminin potansiyel seviyesini karakterize etmek için kullanabilecekleri enerji miktarına dayalı 3 seviyeli bir ölçek önerdi. Sıralama şu şekildeydi. Tip 1 uygarlık, gezegensel medeniyetler olarak adlandırılır ve yaşadığı gezegenin tüm kaynaklarından ve gezegenlerine düşen yıldız ışığının bütün enerjisinden yararlanır. Tip 2 uygarlık yıldız uygarlıklarıdır ve tip 1 medeniyetlerinin yapabildiği her şeye ek olarak yıldızlarının yaydığı tüm enerjiyi toplayabilecekleri noktaya kadar evrimleşmiş uygarlıklardır. Tip 3 uygarlık galaktik medeniyetlerdir ve tip 2 uygarlıklarının teknolojilerine ek olarak içinde bulundukları galaksinin tüm enerjisini kullanabilmektedir. Kardaşev ayrıca tip 1, 2 veya 3 uygarlıklarının tespit edilme ihtimalini ve bunların ne kadar bilgi aktarabileceklerini de anlattı. OZMA projesinden ve ilgili SETI deneylerinden elde edilen tahminlere atıfta bulunarak tip 1 uygarlığın tespit edilmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu iddia etti. Buna karşılık tip 2 veya tip 3 uygarlıklar çok uzak mesafelere önemli miktarda bilgi iletebileceklerdi. Tip 2 yıldız uygarlığı tahmini büyüklüğü 100 bin ışık yılı yarıçap içinde bilgi iletimi yapabilirken tip 3 galaktik medeniyetleri 200 bin ila 10 milyon ışık yılı yarıçapındaki bir alanda bilgi aktarımı yapabilmektedir. Bununla birlikte her bir uygarlığın ölçülebilir bir enerji tüketimi de mevcuttur. Dünyadaki bir alana metrekarede ne kadar güneş ışığı düştüğünü hesapladığımızda ve bunu dünyanın güneşin aydınlattığı yüzey alanı ile çarptığımızda ortalama tip 1 uygarlığın yaklaşık enerjisini hesaplayabiliriz. Bu da 7 x 10 üzeri 16 wattlık bir güce eşdeğerdir. Güneşin dünyaya düşen ufak bir parça enerjisini bildiğimize göre güneşin tamamının yüzey alanını katmak için onu çarpar ve tip 2 uygarlığın kabaca ne kadar enerjiden yararlandığını hesaplarız. Bu da neredeyse 4 x 10 üzeri 26 watt'a eşdeğer bir güçtür. Ayrıca Samanyolu galaksisinde aşağı yukarı kaç yıldız olduğunu bildiğimize göre bunu da yıldız sayısı ile çarparak Gökada'nın tamamının enerji üretimini bulabiliriz. Bu da bize tip 3 bir uygarlığın neredeyse 10 x 10 üzeri 37 wattlık enerji tüketimini verir. Bu sonuçlara göre Kardaşev, her uygarlığın bir öncekinden 10 ila 100 milyar kat arasında değişen oranlarda daha iyi olduğunu buldu. Şu bir gerçek ki, belli bir seviyeye kadar yıllar geçtikçe, nüfus arttıkça ve buna paralel olarak teknoloji de geliştikçe, insanlığın enerji tüketimi hızla artmakta. 1800'lerden günümüze dünya nüfusu yaklaşık 9 kat artmasına rağmen enerji tüketimi neredeyse 27 kat arttı. Bu da bize gösteriyor ki bu teknoloji üzerinde gitmeye devam edersek tüketimimiz üstel bir şekilde artmaya devam edecek fakat gezegenin kaynakları da hızla tükenme noktasına gelecek. Teorik fizikçi Michio Kaku, insanların enerji tüketimini yılda ortalama %2 ila 3 oranında arttırmaları halinde 100-200 yıl içinde tip 1 durumuna
birkaç bin yıl içinde tip 2 durumuna ve 100 bin ila 1 milyon yıl arasında ise tip 3 durumuna gelebileceğini ifade ediyor. Peki, tip 1, tip 2 ve tip 3 uygarlıklar neler yapabilir, teknolojileri ne seviyededir? Gelin bunlara bakalım. Tip 1 seviyesine geçiş yapan bir medeniyetin en büyük sıçraması, fosil yakıtlardan farklı enerji kaynaklarına geçiş yapmasıdır. Olasılıklardan birisi, uranyum temelli nükleer reaktörler kullanmak olabilir fakat hiç mantıklı değildir. Çünkü uranyum yakıtı milyonlarca yıl radyoaktif kalan nükleer atık yaratır. Üstelik bu atığı nasıl depolayacağımızı bilmiyoruz ve malzeme çok sıcak olduğu için Çernobil ve Fukushima'da gördüğümüz üzere erimede yaratabiliyor. Uranyum fisyonuna alternatif, füzyon gücü kullanılmak zorunda. Füzyon, atom çekirdeklerinin kaynaşmasından açığa çıkan enerjiye dayalı bir tepkime. Güneşimiz füzyon sayesinde milyarlarca yıldır parıldıyor. Hidrojenleri alıp birleştiriyor ve helyuma çeviriyor. Alın size milyarlarca yıl süren ışık, ısı ve enerji. Ayrıca bu tür medeniyet gezegenin gücünü toplayabilir, gezegen üzerine düşen tüm güneş enerjisini kullanabilir, volkanların gücünü dizginleyebilir, tüm madenlerden faydalanabilir, depremleri kontrol edebilir, fütüristik bilim kurgu romanı ve oyunu Bioshock'taki gibi okyanusların derinliklerinde Rapture benzeri şehirler inşa edebilir. Gezegendeki bütün güç, doğanın tüm kontrolü bu uygarlığın elindedir. Tip 1 uygarlık, kaynakları tükenme noktasına geldiğinde ve gezegenleri üzerine düşen yıldız ışığı yetmemeye başladığında tip 2 seviyesine geçmek için hazırdır. Teknolojileri o kadar gelişmiş durumdadır ki, içsel biyolojik sebepler hariç, bilim tarafından bilinen hiçbir şey kültürlerini ve varlıklarını yok edemez. Buz çağları, meteor düşmeleri, küresel iklim faaliyetleri, yıkıcı depremler, gezegene yaklaşan devasa asteroidler, sahip oldukları ileri teknoloji sayesinde tamamından sağ kurtulabilirler. Bu tür için en büyük tehdit, süpernova patlaması ile gezegenlerinin tehlike altında olmasıdır. Fakat bu tehdide karşı devasa uzay donanmaları ile evlerini terk edip diğer gezegenlere geçebilirler. Hatta gezegenlerini tehdit eden eğer kendi yıldızlarıysa, mancınık manevraları ile gezegenlerinin yörüngesini değiştirebilirler. Yıldızlarının tüm enerjisinden yararlanabilmek için yıldız etrafına devasa Dyson küreleri de inşa edebilirler. Ayrıca yıldızı kısmen çevreleyen, göreli hızlara ulaşmak için onun ışının kuvvetini ve yerçekimsel etkisini kullanan Dyson yapısının varyasyonu olan Shikado iticisi ya da bilinen adıyla yıldız motoru inşa ederek yıldızlarını bulunduğu yerden farklı bir bölgeye taşıyabilirler. Tip 2 uygarlık, önünde sonunda kendi yıldızının enerjisi dışında en yakın ikinci ve sonraki yıldızların enerjilerini kullanmak isteyecek ve böylece tip 3'e geçiş serüveni başlayacaktır. Tip 3 uygarlık, sadece milyarlarca yıldızın enerjisini tüketmekle kalmaz, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın 4 milyon güneş kitleri, Sagittarius A kara deliğinin enerjisinden de yararlanabilir. Yıldızlar arası seyahatlerde kütle çekim dalgalarını kullanabilirler. Bununla birlikte zeki yaşam formları aramak üzere galaksinin her tarafına kendi kendini kopyalayan robot sondalar, monolitler gönderebilirler. Eğer bu monolit ya da sondalardan birisi dünyamızda şu anda varsa bile büyük olasılıkla tip 3 uygarlığın dikkatini çekmiyoruzdur. Çünkü amaç kaynak arayışı ise mineral zenginliğe sahip milyarlarca ve çok daha verimli ölü gezegenler galaksinin içinde mevcut ve zaten onlardan yararlanıyorlardır. Onlarla aramızdaki fark, bizimle karıncalar arasındaki fark gibidir. Karıncalar ve yuvaları, insanoğlunun ne kadar dikkatini çekiyorsa, biz ve yaşadığımız dünyada tip 3 uygarlığın o kadar ilgisini çekiyoruzdur. Peki, biz dünyalılar kardeş ev ölçeğinde hangi sınıfa giriyoruz? Tip 1 miyiz, 2 miyiz, 3 müyüz, yoksa tipsiz miyiz? İşte kardeş ev ölçeğini matematiksel bir ölçeğe dönüştüren kişi, ünlü gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan oldu. Ekranda gördüğünüz formülde P, uygarlığın tükettiği enerjinin watt cinsinden değeri, K ifadesi ise hangi tip medeniyet olduğudur. Yani P yerine o uygarlığın tükettiği enerjiyi yazarsanız, tip kaç medeniyet olduğunu bulabilirsiniz. Ya da tersi şekilde K yerine bir rakam yazarsanız, örneğin 1, 2 veya 3 ya da 4, bu tip bir uygarlık olmak için kaç watt enerji gerekir P'yi bulabilirsiniz.
Örneğin K yerine 1 yazarsanız, yani tip 1 için ne kadar enerji gerekir hesaplamasını yaptığınızda P değerinin 10 katrilyon watt olduğunu bulursunuz. Günümüzdeki tüm dünyanın enerji tüketiminin 19,1 terawatt olduğunu düşünürsek ve formülde P yerine watt cinsinden koyarsak, şu anda uygarlığımızın tip 0,728 seviyesinde olduğunu görürüz. Tablo, tip 1 seviyesine ulaşmamız için birkaç yüzyılımızın daha olduğunu gösteriyor. Kardeşim, ölçeğinde uygarlık seviyelerinin durumları ve yapabilecekleri çok detaylı bir konu. Tek bir videoda bütün bunları ele almak mümkün değil. Çünkü tip 1, 2, 3'e tip 0, tip 4, 5, 6 hatta 7'yi ekleyen bilim insanları oldu. Her birinin farklı bir hikayesi var. Bundan sonraki videolarda da bu uygarlık seviyelerini sizlere tanıtıyor olacağım. Bu arada insanlık olarak rakamımız çok kötü çıkmadı. Yani tipimiz fena değilmiş. Birazcık elimizi yüzümüzü toparlar, teknolojimizi azıcık ittirir ha gayret yaparsak muhtemelen birkaç yüzyıl içerisinde tip 1'e geçiş yapacağız. Yani bizi çalışmak kurtarır. Videoyu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için gönülden teşekkürler. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız aboneliğiniz benim için çok kıymetli ve değerli. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bilgiyle, sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.